Arkadaşlar, endemik yayınlarının 28 Haziran'a uygun AYT matematik deneme sınavının çözümlerine devam ediyoruz. Öncelikle kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim diyerek sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz bir karmaşık sayılar sorusu. Şimdi burada bir çarpma işlemi var ve bize A artı B, A ve B birer gerçel sayı olmak üzere işleminin sonucu nedir demiş. Önce şu ikisini çarpalım. Bakın bu ikisi birbirinin eşleniği. Birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 5 çıkar. 1 artı i ile 1 eksi i çarparsak birincinin karesi 1, ikincinin karesi i kare 2 çıkar. İ kare eksi 1 olduğu için. Bir de ortada i var. 2 kere 5 10, i ile de çarptık. 10 i oldu işlemin sonucu. Bu çarpımın sonucu a eksi b i demiş. Bunun reel kısmı arkadaşlar 0. İmajiner kısmı eksi b 10 sa b de eksi 10. Dolayısıyla a artı b toplamı ne çıkar? Eksi 10. Birinci sorumuzun cevabı sayın arkadaşlarım Ada. İkinci sorumuzdayız. Aşağıda verilen tabloda her satır ve sütunda bir aritmetik dizi varmış. Üstteki 1, 2, 3, 4, 5, 6, alttaki 2, 4, 6, 8 falan şeklinde giriyor. Bir sayısının bulunduğu hücrede bulunan bir çekirge. Önce n tane hücre sağ. Bakın bir tane hücre sağ giderse buna 1 ekliyoruz. 2 tane hücre sağ giderse 2 ekliyoruz. O zaman n tane sağ giderse n ekleyeceğiz. Bulunduğu yer n artı 1 olacak. Diyelim ki bulunduğu yer 4, bulunduğu yer 5 gibi. Sonra m hücre aşağıya iniyor. Arkadaşlar 4. hücrede ise 4'er 4'er, 5. hücrede ise 5'er 5'er gidiyor. Biz n artı 1. hücrede olduğumuz için n artı 1, n artı 1 şeklinde ilerleyecek. Ve m tane ilerleyecek. M defa n artı 1 aşağıya ilerleyecek. Yani bu n artı 1'in üzerine m tane daha n artı 1 ekleyeceğiz. N artı 1'lerin ortak parantezine alırsak burada 1 kalır, burada da m kalır. N artı 1 çarpı m artı 1 olur. İkinci sorumuzun cevabı arkadaşlar bu. Üçüncü sorumuzdayız. Burada da diyor ki a ve b birer gerçel sayıdır. Sağlayan kaç farklı a b ikilisi vardır demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Biz bu işlemde b'yi bir yalnız bırakalım. B'yi yalnız bırakırsak 3 bölü a kare olur. B yerine 3 bölü a kare yazalım. Şunlar birer tane a sadeleşti. Payda eşitlersek a kare artı 3 bölü a eşittir 4 oldu. Bu durumda sayın arkadaşlarım a kare eksi 4a, bu 4a'yı bu tarafa eksi olarak geçirdim. Artı 3 eşittir 0 oldu. Şimdi bu a, eksi 3, eksi 1. Daha doğrusu a 3 ve 1 değerlerini alır. Bunun için de b her değer için 2 tane değer alır. Dolayısıyla 2 tane çözüm olur. Çözümleri tek tek bulmamıza gerek yok. Çünkü kaç çözümü var diye sormuş. Dördüncü sorumuzdayız. Ömer bulunduğu yerden sarı renkli basamakları ya da mavi renkli basamakları kullanarak kırmızı renklilere inecekmiş. İkinci adımını kırmızı renkli hücreye atacakmış. O zaman birinci adımını ya maviye ya sarıya atacak. Kaç farklı biçimde inebilir diyor. Şöyle olabilir bakın. Önce birinci maviye, sonra kırmızıya, ikinci maviye direkt inebilir, sonra kırmızıya, üçüncü maviye, sonra kırmızıya, bacakları biraz uzunsa dördüncü maviye, sonra kırmızıya. Burada dört farklı şekil var. Aynı şekilde birinci sarı ve kırmızı, ikinci sarı ve kırmızı, üçüncü sarı ve kırmızı. Buradan buraya gibi. Burada da 3 farklı şekil var. Dolayısıyla toplamda 7 farklı şekilde inebilir. 4. sorumuzun cevabı sayın arkadaşlarım Ceyhan. Beşinci sorumuzdayız. Bu sorumuzda P, Q ve R birer asal sayı diyor. P, Q, R çarpımı kaçtır demiş. Şurayı P parantezine alırsam Q artı R oluyor. Ve P'ye bölelim diğer tarafı da. Q artı R eşittir 3P kare bölü P artı 9 bölü P. Şunlar sadeleşti. Peki 9'u bölen P bir asal sayı olacak. Çünkü yani P'nin asal sayı olduğunu söylemiş bir de tam bölecek. Neden? Q ve R asal sayı birer tam sayı. Buranın da tam çıkması lazım. 9'u tam bölen asal sayı tam olarak ne var arkadaşlar? 9'u tam bölen asal sayı 3 var. P'ye 3 yazarsak 3 kere 3 9. 3 de buradan 12. Q ile R'nin toplamı 12. Bunlar da asal sayı 5 ve 7.
O zaman 5, 7 ve 3 bizim sayılarımız. Bunların çarpımı da 105 çıkar. 5. sorunun cevabı deniz. 6. sorumuzdayız. Bize diyor ki her bir katsayısı 1 veya eksi 1 olan 3. dereceden bir Px polinomu için Px eşittir 7. Şimdi bir 3. dereceden polinom yazıyorum. Ax küp, Bx kare, Cx ve D. X yerine 2 koyuyorum. 8a, 4b, 2c artı D. Şimdi ben bu işlemin sonucunun 7 çıkmasını istiyorum. Bunların 1 ya da eksi 1 olduğunu biliyorum. Şimdi ben buna bir 1 vereyim arkadaşlar. 8 oldu. Şuna eksi 1 vereyim. 4 oldu. Şunun ikisine de 1 versem 6, 7 oldu. O zaman A 1'miş x küp, B eksi 1, eksi x kare, C ve D 1, x artı 1 şeklinde bir denklemimiz oluştu. Şimdi ne diyor bize? P3. P3 deyince 27, eksi 9, artı 4. 27'den 9 çıktı 18. 4 daha kaç yapar? 22. Yani 6. sorumuzun cevabı C. 7. sorumuzdayız. M bir gerçel sayı olmak üzere. Denkleminin kökleri oranının alabileceği değerler toplamı eksi 6'dır. Kökleri oranı köklerin birbirine bölümü. Yani ya x1 bölü x2 ya da x2 bölü x1'dir sayılar arkadaşlar. Ya x1 bölü x2 ya da x2 bölü x1. Şimdi burada payda eşitlersek ne olur? Üst taraf x1 kare artı x2 kare. Alt taraf x1 çarpı x2. Bu ifade de biliyorsunuz x1 kare artı x2 kare özdeşliklerden x1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 x2 diye yazılabilir. Şimdi x1 artı x2'nin karesi kökler toplamının karesi. Kökler toplamı eksi b bölü a olduğu için eksi 2 karesi 4. Kökler çarpımı c bölü a olduğu için m. Alt tarafta kökler çarpımı bu da m ve sonuç eksi 6'ymış. O zaman 4 eksi 2m eksi 6. M. Bu tarafa atarsak 4m eksi 4 m eşittir eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla 7. sorumuzun cevabı bol sayıdır arkadaşlar. 8. sorumuz yine güzel bir küme sorusu sayıdır arkadaşlar. Şöyle ki abi A, C1, A, C2, K1 ve K2 A ve B kümelerinin alt kümeleriymiş. Eleman sayıları birbirine eşitmiş ama sıfır değilmiş. Yani boş küme değilmiş. K1 ve K2'nin kesişim boş küme. Bu şekilde kaç tane K1, K2 ikilisi yazılır? Şimdi önce bunun bir elemanlı alt kümelerini yazıyorum. A, C ve 1. K1'in alabilecekleri bunlar. Daha sonra A, C ve 2. Şimdi bunları eşleştirirken ikili olarak arkadaşlar K1 ile K2 kesişmeyecek. Yani mesela A'nın eşleşebilecekleri kim var? Buradan C ve 2 var. A, C, A2 kesişmeyecek şekilde. C'nin eşleşebilecekleri A var ve 2 var. 1 hepsiyle eşleşebilir. 1A, 1C ve 1-2. Yani buradaki 1 şu üçüyle de eşleşebilir. Şimdi bir elemanlı olarak burada 2, 4, 6, 7. Yani bir elemanlı kümelerin ikililerinden çıkarabileceğimiz 7 tane ikili var. Şimdi iki elemanlı olup da bu şartları sağlayabilen maalesef bir küme yok. Buradan iki elemanlı bir küme aldığımızda kesinlikle arkadaşlar birer elemanı kesişiyor. İki kümenin K1 ve K2'nin hiçbir elemanının kesişmemesi, boş küme olması lazım. Ama dikkat ederseniz siz buradan ne alacaksınız mesela? A1 alacaksınız. Ve bununla bu muhakkak ne yapacak? Kesişecek. Dolayısıyla bu şekilde yazılabilecek arkadaşlar. Kaç farklı küme vardır? 7 tane küme vardır. 8. sorumuzun cevabı C. 9. sorumuza geldik. Tam sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş. Bize f 19 değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi sayın arkadaşlar, f 19 değeri dediği zaman 19 20'den küçük bir değer. Dolayısıyla ben burada 19 yazarsam f bileşke f ne oluyor? 24. Önce f 24'ü bulmalıyım. F 24 20'den büyük olduğu için 24'ten 20 çıkarın. 20. Yani benim cevabım f 20'ye eşit.
Peki 20 hangisine denk geliyor? Yine alttakine denk geldi. F20'nin eşiti nedir o zaman sayılı arkadaşlarım? F20'nin eşiti, burada 20 yazarsak F bileşke F25. Şimdi tekrar buraya geldik. Şimdi F25'i bulacağız. 25 20'den büyük olduğu için 25'ten 4 çıkarın. Burası kaç oldu? 21. 21 de 20'den büyük olduğu için bir 4 daha çıkarın. Cevabımız kaç? 17. Dolayısıyla 9. sorumuzun cevabı arkadaşlar C. 10. sorumuza geldik. Pardon, kameramızı da unuttuk. 10. sorumuzdayız sayılı arkadaşlar. Aşağıda sarı, mavi, kırmızı ve yeşil renkli birer tane bilye ve her bir bölmesi farklı renkte olan 4 bölmeli bir kutu gösterilmiş. Her bir bölmeye bir adet bilye rastgele konuluyor. Sadece iki bölmenin rengiyle o bölgede konulan bilyelerin renginin aynı olma olasılığı nedir diyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Diyelim ki bu 4 renkten ikisini seçtim. Bunlar doğru bir şekilde girecek. Herhangi ikisi 4 renkten. Diğer ikisinin bulunabileceği tek bir yer var. Çünkü kırmızı kırmızıya, yeşil de yeşile gelemez. Yeşil buraya, kırmızı buraya, yani tek bir şekilde gelebilir. Demek ki her seçtiğim doğru ikili için diğerleri tek bir şekilde gelebilir. 4'ün ikilisi kadar bunun istediği durum var. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel. 6 tane istenilen durum var. Peki tüm durum nedir? İlk sarı bilye 4 kutudan birine gelir. Mavi bilye 3 kutudan birisine gelir. Diğeri 2 kutudan, diğeri de 1 kutudan. Yani 24 farklı şekilde gelebilirler. Dolayısıyla 6 bölü 24'ten cevabımız ne çıkar? 1 bölü 4. 11. sorumuzdayız sayın arkadaşlar. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir Px polinomunun kat sayıları birer rasyonel sayıdır. Px eşittir 0 denkleminin köklerinden ikisi 2 ve 1 artı 2 olduğuna göre Px polinomunun kat sayıları toplamı kaçtır diyor. Şimdi köklerden bir tanesi sayılı arkadaşlarım karmaşık sayı ise eğer, diğer kök o karmaşık sayının kesinlikle neyidir? Eşeniğidir. Bundan faydalanacağız ve 3. dereceden denklemimizi kuracağız. Şimdi şöyle diyelim, köklerden biri 1 artı 2 ise diğer kök onun eşeniği 1 eksi 2'dir. Şöyle yazarız. X artı 1 artı, x eksi 1 artı 2, x eksi 1 eksi 2. Bunların kök olabilmesi için. Diğer kök de 2'ymiş. X eksi 2. Bizim denklem şu an 3. dereceden oldu zaten. Baş kat sayısında zaten 1 vermiş. O konuda da yapacağımız bir şey yok. Şimdi bu polinomun kat sayıları toplamı nedir diyor. X yerine 1 koyun diyor. Şurası eksidir. Buraya 1 yazarsak 1'ler gider. Eksi 2'yi olur. Buraya 1 yazarsak yine 1'ler gider. Artı 2'yi olur. Şurayı çarptığımızda eksi 4 i kare. İ kare eksi 1 olduğu için artı 4. Bir de dışarıda eksi 1 var. Çarptığımızda ne olur? Eksi 4 olur. 11. sorumuzun cevabı bu. 12. sorumuzdayız. 3 tane bize fonksiyon vermiş. Hangileri tanım aralıklarında fx artı f2 bölü x bütün değerleri için 1 olur? Şimdi logaritma 2 tabanında x artı, bir de x yerine 2 bölü x yazalım. Logaritma 2 tabanında 2 bölü x. Bu bölme işlemini çıkarma olarak yazacağız. Logaritma 2 tabanında 2 eksi 2 tabanında x. Şunlar gitti. 2 tabanında 2 nedir arkadaşlar? 1'dir. Bu her durumda sağlanıyor. 1 bölü 2 sabit fonksiyon. Bu da 1 bölü 2'dir. Bu da 1 bölü 2'dir her durumda. Yani 2 değerde 1 bölü 2 eşittir ve toplamları 1 olur. Bu da sağlanır. 2 üzeri x ile 2 üzeri 2 bölü x'in toplamının 1 olabilmesi çok özel koşullara bağlıdır. Yani bu her zaman sağlanmaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Ceyhan. 12. sorumuzun cevabı Ceyhan. 13. sorumuzdayız. Şimdi ne demiş? Tn, n sayısının rakamları toplamı. Tn, m, yani bunun bir rakamları toplamını buluyor. Daha sonra da tm 4 diyor. Yani bunun da rakamları toplamı kaç çıkacak diyor. 4. Bu koşul sağlayan kaç tane iki basamaklı sayı vardır diye sormuş. Şimdi ben direkt burada sonucu 4 veren iki basamaklı sayıları düşüneyim. 13, 22, başka ne var? 40 var. Bir de şunun tersi var, 31. Bakın buraya siz 13 yazdığınızda t 13. Rakamları toplamı 4. Şu an m'yi bulduk. t 4. Bunun da rakamları toplamı 4. Bu koşulu sağlıyor.
Bunun dışında başka ne olabilir? Mesela rakamları toplamı 13 çıkabilir. Şu neye sayısın? Rakamları toplamı 13 çıkan ne var arkadaşlar? 85, 94, 76 var. Ondan sonra bunların tersleri 67, 58 ve 49. Bunlar neden oluyor? Şimdi T85 yazdığınızda bunun rakamları toplamı 13. Tekrar T13 yazdığınızda bunun rakamları toplamı da 4. Rakamları toplamı 22 olan iki basamak bir sayı yok. Rakamları toplamı 40 olan da iki basamak bir sayı yok. Rakamları toplamı 31 olan da herhangi bir iki basamak bir sayı olmadığı için buradan arkadaşlar 1, 2, 3, 4, buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane toplamda 10 tane değer vardır. Onun için sorumuzun cevabı adam. Dördüncü sorumuzdayız. K eşittir 1'den 4'e kadar logaritma 3 tabanında K ifadesinin T türünden değeri nedir? Ne yapmalıyız? K yerine 1, 2, 3 ve 4 yazmalıyız. Bunları çarptığımızda sayın arkadaşlarım ya da şurası nedir? Burası 0, 3 tabanında 1. 3 tabanında 3, 1. Şurası x demişim t. 4 2'nin karesi o 2 başa atılır. Bu da 2t. Dolayısıyla 2t artı t 3t artı 1. 14. sorumuzun cevabı deniz. 15. sorumuzdayız. 5 terimli bir aritmetik dizinin terimleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor. İlk 3 teriminin toplamı 6'dır. Şimdi ben bir 5 terimli aritmetik dizi yapıyorum. A1, A1 artı R, A1 artı 2R, A1 artı 3R ve A1 artı 4R. Tüm terimleri bunlardan ibarettir diye düşünüyorum. Şimdi ne diyor? İlk 3 teriminin toplamı 6. İlk 3 terimi toplayalım. 3A1 artı 3R 6. Yani A1 artı R 3'e bölersek 2. Son 4 teriminin toplamı 4 tane A1 artı 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10R eşittir. Bu da kaçmış? 26. Ben şimdi buradan bu iki denklemden A1'i ve R'yi bir bulmaya gayret göstereyim. Şurayı eksi 10 ile çarpıyorum. Eksi 10 A1 artı 4 A1 eksi 6 A1. Eksi 20 artı 26 artı 6. A1 eksi 1. İlk terimimiz eksi 1'miş. R'si kaç? Eksi 1 ise burası. R'si de 3. O zaman 2 ekleyerek gideceğiz. 2, 5. Pardon. R'si 3'tü. 3 ekleyerek gideceğiz. 2, 5, 8, 11. 11, 19, 24, 26, 1 çıkar. 25. 15. sorumuzun cevabı arkadaşlar C. 16. sorumuzdayız. Fonksiyonunun en geniş tanım kümesi nedir diyor. Bir kere karekök bir ifadenin içi sıfırdan büyük ya da eşit olmalıdır. 1 eksi ln x büyük eşittir 0. 1 büyük eşittir ln x. Tabanı e birden büyük olduğu için bu tarafa atarsak e büyük eşittir x. Bir de bunun içi ln x'in içi x büyüktür 0 olmalıdır. E büyük eşittir x o da büyüktür 0. E ile 0 aralığı. Yani 16. sorumuzun cevabı bu. 17. sorumuzdayız. Gerçel sayılarda tanımlı birebir ve örten bir fx fonksiyonu için f2 artı f'in tersi 2 nedir diyor. Ben şimdi x yerine 2 koyarsam burada f kare 2 artı 4 2 kere 2 4 f2 ve f2'ye de a dedim. O zaman ne oldu? A kare artı 4 4a eşittir. Hepsini bir yere toplarsak a kare eksi 4a artı 4 0 a eksi 2 eksi 2 a'nın 2 olduğunu görüyoruz. Yani f2 2'ymiş. Şu ikisini yer değiştirirsek f'in tersi 2 o da 2'dir. F2 2, f'in tersi 2 2, topladığımızda 4. 18. sorumuzdayız. Arkadaşlar a1 pozitif gerçel sayı olmak üzere f2a eşittir 1 bölü 2'ymiş. X yerine 2a yazalım. Logaritma 2a tabanında 3a eşittir 1 bölü 2. Bunu buraya atarsak 2a üzeri 1 bölü 2 olur. O da karekök 2a demektir. 3a. Karelerini alırsak 9a kare eşittir 2a. Bunlar sadeleştiğinde de a eşittir 2 bölü 9 bulunacaktır. 18. sorumuzun cevabı bu. 19. sorumuzdayız.
Arkadaşlar özel bir sayı dizisi vermiş. A1 1 bölü 2 demiş ve bize A100'ü sormuş. Önce n yerine ben 2 yazarak A1'i kullanmak istiyorum ve A2'yi bulacağım. 1 eksi A1, 1 artı A1. Burası 1 bölü 2 idi. 1'den 1 bölü 2 çıkarsak 1 bölü 2 toplarsak 3 bölü 2. A2 1 bölü 3. A1 1 bölü 2 idi. Şimdi n yerine 3 yazalım. 1 eksi A2, 1 artı A2. 1'den 1 bölü 3'ü çıkaracağız sayı arkadaşlar. Şurası 1 bölü 3. Yani üst taraf 2 bölü 3. Alt taraf 4 bölü 3. Sadeleştirdik. Yine 1 bölü 2 çıktı. Demek ki A1 1 bölü 2. A2 1 bölü 3. A3 1 bölü 2. Tekrar yazarsanız A4'te 1 bölü 3 çıkacak. Şöyle diyebiliriz. 6 tek indislilerde arkadaşlar. Bu 1 bölü 2 çıkıyor. Çift indislilerde 1 bölü 3 çıkıyor. A100 çift indisli olduğu için 1 bölü 3 çıkacaktır. 19. sorumuzun cevabı bu. 20. sorumuza geldik sayın arkadaşlar. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı fx eşittir x log x fonksiyonu veriliyor. Fa küçüktür a eşitsizliğini sağlayan kaç farklı a tam sayısı vardır diyor. Şimdi ben x gördüğüm yere a yazarsam a log a küçüktür a'ymış. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı, yani a'lar pozitif olduğunu bize söylüyor. Arkadaşlar bu a'yı bu tarafa atalım. A parantezinde logaritma a eksi 1 küçüktür 0. A ya 0 ya da logaritma a 1 ise a 10 olur. Bu 10 tabanında a eşittir 1. Onu buraya atarsak a eşittir 10 olur. 1 ve 10 bunun kökleri. İşaret incelersek artı eksi artı. 1 ile 10 arasındaki değerler olacaktır. Peki eşitlik var mı? Yok. 10'dan 1 çıkaralım. 9. Bir daha çıkardık. 8 tane değer var gibi duruyor. Bir defa daha kontrol ediyoruz. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı. Şurası bunun kökü 0. Özür diliyorum. 1 yazmışım. O yüzden yanıldım. 10'dan 0 çıkaralım. 10. Bir daha çıkarın. 9 tane değer var. Bunun kökünü 1 olarak aldığımız için hata yaptık. Evet, bir mutlak değer sorumuz var. A 2 ile 3 arasındaymış. Aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar 2 ile 3 arasında mesela 2,5 versek bunun içi negatif. 2,5 versek bunun içi pozitif A'ya. A'ya 2,5 versek bunun içi negatif. O zaman bu işaret değiştirerek çıkacak. Eksi A artı 3 artı. Bu aynen çıkacak. 2A eksi 4. Bu da işaret değiştirerek çıkacak. Artı A. Şimdi tekrar açalım parantezleri. 2A eksi 4 eksi A. Eksi A eksi A eksi 2A artı 2A gitti. Dolayısıyla cevabımız eksi 1. 21. sorumuzun cevabı sayılı arkadaşlarım adı. 22. sorumuzdayız. Parabolü x eksenini A ve B noktalarında kesmektedir. A ve B noktaları arasındaki uzaklık 4 birimden küçüktür. Arkadaşlar bir parabolün x eksenini kestiği noktalar kökleridir. Köklerden bahsediyor x1 ve x2. Aralarındaki uzaklıkta kökler farkının mutlak değeridir. Bunun da formülü vardı. Kök delta bölü mutlak değer A. Kök delta B kare eksi 4AC'nin karekökü bölü A'sı 4AC'si 1 zaten. Ha C'si A'ymış. A'nın mutlak değeri 1. Bunun 4'ten küçük olduğunu söylüyor. Küçüktür 4. Şimdi bu eşitsizliği bir çözelim. Her iki tarafın karesini alırsak 36 eksi 4a küçüktür 16. 20 küçüktür 4a. A büyüktür 5. A 5'ten büyükse alabileceği en küçük değer kaçtır sayılı arkadaşlarım? 6'dır tabii ki. 22. sorumuzun cevabı Deniz. 23. sorumuz bir parabol sorusu. Bize verilen parabolde diyor ki A eşit değildir B olmak üzere. GA eşittir GB eşitliğini sağlayan A ve B değerler için GA artı B kaçtır? Şimdi sayın arkadaşlar burada şunu söyleyelim ki sonuçları aynı çıkan değerler tepe noktasına eşit uzaklıktaki değerlerdir. Örneğin burada 0 için 3 çıkıyorsa bu burada 1 birim. 1 birimde siz bu tarafa gidin. -2 için de 3 çıkar.
Ve şu iki değerin toplamı tam ortalarında tepe noktası olacağı için her zaman tepe noktasının iki katıdır. Yani eksi 2 ile 0'ın toplamının eksi 1 olması gibi. O zaman bana şu ikisinin toplamını sorduğu için ve toplamları her zaman şunun iki katı olacağı için g eksi 2'yi soruyor esasında. G eksi 2'yi sormuş oluyor. Şimdi ben bu parabolün denklemini bir kurayım. Arkadaşlar eksi 1'de çift katlı kökü var. Yani a çarpı x artı 1'in karesi eşittir y diyebilirim. X 0 için y'si 3. A eşittir 3 olur buradan. Gx fonksiyonumuz çıktı. Şimdi g eksi 2, x yerine eksi 2 koyarsak eksi 1'in karesi 1. Mesela cevabımız 3 çıkar. 23. sorumuzun cevabı Adana sayın arkadaşlar. 24. sorumuzdayız. A artı B artı C küçüktür. 24. C'nin alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır? Ben şimdi buna K diyorum. Hepsini K türünden yazıyorum. C 5K, B 3K, A artı 1 2K ise A da 2K eksi 1. Yerlerine koyalım. 5K, 3K, 8K, 10K eksi 1. Küçüktür 24. 10K küçüktür 25. K küçüktür 25 bölü 10. Yani 5 bölü 2. K 5 bölü 2'den küçükmüş. C 5K olduğuna göre C eşittir 5K. 25 bölü 2'den küçüktür. 25 bölü 2 nedir arkadaşlar? 25 bölü 2, 12,5. Bundan küçük en büyük sayı kaç olur? 12. Şimdi bir adet şu şekilde bir kaykay pisti varmış. Şurası parabolikmiş bize verilen. Şuralar 4'e 4 bitmiş. AB 8 metre diyor. En derin kısmı 16'ymiş. Yani tepe noktasını vermiş bize. Şu EA'yı 2 birim vermiş. O zaman şurası da 2 birim. Eşmiş bu betonlar. Daha sonra CF 4'müş. Bize EF uzunluğunu soruyor. Arkadaşlar ben burayı orijin kabul ediyorum. Burayı orijin kabul edersem şu nokta 2. Bu noktada kaç olur? 10. Şurası 10. Şurası da 2. O zaman A çarpı X eksi 2 çarpı X eksi 10. Bunun parabolün denklemini kurabiliriz. Şimdi şurası 2, 4 daha 6'ya ne çıkmış arkadaşlar? Eksi 16. A, x yerine 6 koyalım 4. X yerine 6 koyalım eksi 4. Eksi 16 olursa o zaman A'nın 1 olması gerektiğini görüyoruz. A'nın 1 olması gerekir. Şimdi bana ne demiş? EF uzunluğu nedir? Şimdi FC 4 birimse eğer x'i 4 birim demektir burası. X'e 4 yazarsak 4'ten 2 çıkarın. 2. 4'ten 10 çıkarın. Eksi 6. Eksi 12 olur. Yani şu noktanın koordinatı eksi 12'ymiş. Uzunluğu kaç birim olur arkadaşlar? 12 birim olur. 25. sorumuzun cevabı C. 26. sorumuzdayız sayın arkadaşlarım. Burada bir denklem vermiş. X artı 7 çarpı 4 eksi x 9'muş. X artı 7'nin karesi çarpı 4 eksi x'in karesi nedir diyor. Ben şimdi bu x artı 7'yi ya da 4 eksi x'i 9 bölü x artı 7 olarak yazabilirim. Bunu yerine koyayım. X artı 7'nin karesi artı 9 bölü x artı 7'nin karesi yani 81 bölü x artı 7'nin karesini bana sorulur. Sistem bu. Peki bu ifadeyi biraz düzenleyelim. Bu nedir? X artı 7 artı 9 bölü x artı 7'nin parantez karesinden. Bakın bunun parantez karesinde birincinin karesi, ikincinin karesi bunlar var. Bir de çarpımların iki katı gelir. Yani burada çarparsanız x artı 7'ler gidiyor 18 gelir. Bir 18 çıkarırsak bu ifadeyle bu ifade eşit olur. Çarpımların iki katını çıkardım. Bana bu ifadeyi şu an sormakta. Peki arkadaşlar 9 bölü x artı 7 neye eşitti? 4 eksi x'e. Yani ben buraya 4 eksi x yazabilirim. X'ler gider. 7, 4 daha 11 olur. 11'in karesi 121. 121'den de 18 çıkarırsak kaç buluruz? 103. 26. sorunun cevabı edemeyiz. 27. soruya geldik. Bir yorum sorusu. Burada çarpımlarla ilgili hangileri doğru olabilir? Tamamı negatif olabilir mi? Hepsi negatif olursa sayın arkadaşlarım. Eksi, 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 eksi. Burası artı. Bu da artı. Evet, eşitliği zaten sağlarız.
3'ü negatif, 3'ü pozitif olabilir mi? 3'ü negatif olursa, mesela şunları negatif verdik, bu pozitif, eşitlik sağlanmıyor. 2 negatifi buraya versek, 2 pozitifi, 1 negatif, pozitif. Burası pozitif, burası negatif oldu, sağlanmıyor. Yani işaretleri bir türlü denkleştiremiyoruz. Bir taraf eksi, bir taraf artı çıkıyor. O yüzden bu olamaz. 4'ü negatif, 2'si pozitif. 4'ü negatif olursa sol taraf pozitif olabilir. Burası da pozitif olabilir, 2'si pozitif olduğu için. Bu da olabilir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3. 27. sorumuzun cevabı deniz. 28 bir mutlak değer sorusu. Arkadaşlar m eksi n, eksi m olarak çıkmış. M ve n sıfırdan farklıymış. Eksi m'nin pozitif olması gerektiği için m'nin negatif olduğunu görüyoruz. Çünkü bunun sonucu pozitif olmalıdır. Şimdi bunun için bir eksi de ya da artılı çıkar. Şimdi bir aynen çıkaralım. M eksi n olarak çıkaralım. Eksi m olsun. Bu durumda arkadaşlar eksi n eşittir eksi 2m. N eşittir 2m olur. M eksi olduğuna göre n de bu durumda eksi çıkar. Aynı çıkarırsak. Şimdi yerlerine koyalım. M artı n. N yerine 2m yazıyorum. Burası 3m oldu. Ve içi negatif bir sayı olduğu için eksi 3m olarak çıkar. A çarpı n yerine yine 2m yazıyorum. Şunlar sadeleşti. A ne oldu? Eksi 3 bölü 2 oldu. Peki biz bunu m eksi n olarak aynen çıkarmıştık. Ya eksi m artı n olarak çıkarsaydık, eksi m'ye eşit deseydik. M'ler gidiyordu ve n 0 çıkıyordu. M ve n 0'dan farklı dediği için böyle bir durum olmaz. 29. soruya geldik. ABCD ve EFGR kareleri verilmiş. Ben şuralara A, A diyorum. Şu karenin kenarlarına B, B diyorum. Şurası da B oluyor. Şurası da 2 alıyor. Şeklin alanı nedir diyor. BG'yi 6 vermiş. BG nedir? A artı B bize 6 verilmiş. Şimdi şeklin alanını buluyorum. Burası A kare. Burası 2AB. Burası B kare. A kare artı 2AB artı B kare bize neyi ifade ediyor? A artı B'nin karesi. A artı B 6 olduğuna göre şeklin alanı kaçtır arkadaşlar? 36. Arkadaşlar burada 30. sorumuzda 2 tane karton parçasından 2 tane koni yapılmış. Buna göre aşağıdaki bağıntılardan hangisi her zaman doğrudur? Şu alan bu iki koninin yanal alanlarının toplamına eşittir. Çünkü bunların açık şekilleri şu daireyi vermesi lazım. Bir koni şu, bir koni şu gibi düşünebiliriz. Bunun yanal alanı pi, r1, l. L dediğimiz şu r'dir. Şuradaki r buna eşittir. Bunda pi, r2, l. L'si yine r. Şu dairenin alanı da pi, r karedir. Şimdi pi'leri sadeleştirebiliriz. Esasında pi, r'lerin ortak parantezini alsak, şurayı yazalım. Pi, r parantezini alsak. Burada r1 artı r2 çıkar. Burada da pi, r kare. Pi'ler gitti. R'lerden bir tanesi gitti. R1 artı r2, r'ye eşitmiş. Dolayısıyla 30. sorumuzun cevabı adına konuşamadım. 31. sorumuzdayız. Bir adet trigonometri sorusu arkadaşlar. Bize ne diyor? Kos üzeri 4, eksi sinüs üzeri 4. Ben bunu iki kare farkından kos kare eksi sin kare ve kos kare artı sin kare olarak yazabilirim. Kos 2x de yarım açı formundan kos kare eksi sin kare olarak yazabilirim. Bu direkt yarım açı formu. Şunlar sadeleşti. Kosinüs kare artı sinüs kare ne eder? 1 eder. 31. sorumuzun cevabı deniz. 32. sorumuzdayız arkadaşlar. Güzel bir yine katlama sorusu. Şu şekil bunun üzerine katlanarak ikinci şekil oluşturulmuş. Ve bize tanjant BF A üssüyü soruyor. Şimdi katlamalarda kesinlikle şurada bir açıortay var. Şu parçalar birbirine eşit, bu parçalar birbirine eşit. O zaman burası 90 derece oldu. İkizkenar üçgen oldu. Şimdi arkadaşlar şu açılara alfa, alfa dersem şu açı 90 eksi alfa olur. Pardon. O açılara alfa, alfa dersem 2 alfa olduğu için burası 180 eksi 2 alfa olur. O zaman şu açı ne olur? 90'dan 180 eksi 2 alfayı çıkarırsak eksiler gitti artı. 2 alfa eksi 90 olur. 2 alfa eksi 90 bu açımız oldu. Şimdi burası alfa ise şurası 90 eksi alfa. İkizkenarlıktan bu açıda nedir? 90 eksi alfa. Bakın şu üçgende ikizkenar üçgen. Bana tanjant BFA üssü. B
B'yi bir görebilirsem mahvedeceğim. B, F, A üst. Bana şu açının arkadaşlar tanjantını soruyor. Şimdi burası 2 alfa eksi 90'dı. Böyle olmuş. Tanjant 2 alfa eksi 90. Şimdi bakın. Eksi 90 artı 2 alfa bu bölgede. Tanjantın bu bölgedeki işareti eksi. Y ekseniyle yapılan açılarda isim değiştirir. Bana eksi kotanjant 2 alfayı sormakta esasında. Eksi kotanjant 2 alfayı soruyor. Ve bana şu kenarla bu kenarın oranını kaç vermiş? 2 vermiş. Şu açı 90 eksi alfa ise arkadaşlar bu açı nedir? Alfadır. 90 eksi alfa. Alfa 90. Tanjant alfa bu durumda 2 bölü 1'den 2 çıkıyor. Ben şimdi tan 2 alfayı buluyorum. Tan 2 alfa. Nedir? Tan alfa artı tan alfa. 2 artı 2 bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan alfa 4. 4 bölü eksi 3 tanjant 2 alfa. Tanjant 2 alfa 4 bölü eksi 3. Ama bana eksi kotanjant 2 alfa. Kotanjant bunun tersi. Bir de eksiyle çarparsak kotanjant 2 alfa 3 bölü 4 olur. 32. sorunun cevabı bu. 33. sorumuzdayız. Kos kare x artı sin 2x artı 2 sin kare x eşittir 5 bölü 2 ise x açısı nedir diyor. Arkadaşlar bu kos kare kalsın. Artı sin 2x yerine 2 sin kos yazıyorum yarım açı formundan. Bu da 2 sin kare olarak kalsın. 5 bölü 2'nin yanına sin kare x artı kos kare x'i çarpma olarak yazabilirim. Çünkü sin kare x artı kos kare x nedir? 1'dir. Şimdi burada ne oldu? 5 sin kare 5 kos kare. 2'yi şuraya atıyorum. 2 kos kare artı 4 sin kos artı 4 sin kare. 5 sin kare artı 5 kos kare. Şimdi hepsini bir tarafa toplayalım. 3 kos kare eksi 4 sin kos artı sin kare eşittir 0. Ve bunu çarpanlara ayıralım. 3 kos kos eksi sin. Eksisin. Buradan 3 cos x eşittir sin x ya da cos x eşittir sin x gelir. Buradan tanjant x 3 gelir. Onun tam açısını bilemeyiz. Buradan tanjant x 1 gelir. Tanjantı 1 çıkan açıyı biliyoruz. 45 derece. 33. sorumuzun cevabı deniz. 34. sorumuz yine güzel bir katlama sorusu. Bir paralel kenarda katlama sorusu. Bize şu ifadeyi katlayarak böyle yaptık. Söylemiş biz bunun tam halinde bir çizelim. Şimdi ne diyor? DE 2 birim. Şurası 2. EF 8. O zaman burası da 8 katlamadan dolayı. Şu kenar buraya gelmiştir. Ve DF bölü FA oranı nedir diye sormamış şu sayıda arkadaşlar. Şimdi ben açıları da bir yazayım. Şurada bir açıortay var. Şurada bir yine açıortay var. Alfa alfa diyebiliriz. Yine bu üst taban 10'sa alt taban da nedir? 10'dur. Ben şuradan bir paralel çekersem bu açıyla bu açı birbirine eşit olur. Burası da alfa olur. İç ters açılar. O zaman şurada ikizkenar üçgen olacağı için şurası kaç olur arkadaşlar? 8. Bakın şöyle bir dörtgen oldu. Şurada. Şurası 8. Burası 2. Ve burası 10. Bana da şu oranları soruyor. Arkadaşlar burası aritmetik dizi gibidir. Yani artışlarla şu oranlar birbirine eşittir. Buradaki artış kaç birim? 6 birim. Şuraya 6x dersek. Buradaki artış 10 birim. Buraya 2x diyebiliriz. 6x'e 2x. Dolayısıyla df bölü fa 6x bölü 2x kaç çıkar? 3 çıkar sayılır arkadaşlar. Paralel doğrularda şu orantıları yapabiliyoruz. 35. sorumuzdayız. Burada güzel bir çizim sorusu var. Şimdi hepsini birden açıya sığdıramayacağım kameraya. Sizde zaten soru vardır diye düşünüyorum. Önce okuyalım. Uzun kenarlarından biri AB olan bir ABCD dikdörtgeni çizim. Çizelim. ABCD. Sonra buna dikdörtgenin çevrel çemberini çizip merkezini işaretleyin. M diyerek işaretledim abiye. Merkezini işaretledim. AE EB'ye eşit olacak şekilde ve DFFC'ye eşit olacak şekilde iki tane nokta. EF doğrusunun çemberi kestiği noktalardan EF doğrusuna çemberi kestirin. DC kenarına yakın olana T deyin. FT 8 olsun.
MF5 olsun. Güzel. MF'de 5 oldu. Güzel. Bize neyi sormuş? Dikdörtgenin onu. Arkadaşlar dikdörtgen şu an şu çemberin merkezi olduğu için şurası 13 birim oldu. O zaman çemberin yarıçapı şurası da 13 birimdir. 5, 13, 12, 12. Şurası 5 birimse şurası da 5 birimdir. Dikdörtgenin kısa kenarı da 10 birim olur. 10'a 24'ten dikdörtgenin alanı 240 birim çıkar. Bir adet kare verilmiş ve şurayı 6 birim vermiş. Ben şimdi şunu şöyle bölersem 4 tane eş üçgen olur sayın arkadaşlar. Burada benzerlikten de öte eşlik var. Şurası 6 ise burası da 6'dır. Ve şu iki alan birbirine eşittir. Diyor ki mavi bölgenin alanı kırmızı bölgenin alanından 21 birim kare fazla. Şimdi şunlar SS eşit olduğuna göre şu alanın 21 olması lazım. Şuranın 7 birim olması gerekir ki 6 kere 7 42 bölü 2 21 olsun. Bu doğrunun da eğimi nedir diyor. 6 bölü 7 ama sola yatık olduğu için eksi 6 bölü 7. Yani 36. sorumuzun cevabı edeme. 37. sorumuzdayız. Şeklin görünmeyen kaç tane fayansı vardır diyor. Bir banyonun eşit yüzeyleriymiş bunlar iç kısmı. Şuralarda bakın bir görünmeyen fayanslar var. Bir de tamamen şu duvarın arkası gözükmüyor. Burada toplam görünmeyen kaç fayans vardır? Ben şimdi şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Normalde 3'e 9 olduğu için 27 tane fayans olması lazım diyorum. Görebildiklerim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tanesinin bir kısmı gözüküyor. 27'den 14'ü çıkardım. 13 tane fayans şu bölgede 27 fayanstan 13'ü hiç gözükmüyor. Şu duvar arkasında kalıp bize gözükmeyen fayanslar şuradaki fayans sayısına zaten eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 9 da burada vardı 45. 45 artı 13, 58 tane fayanstan bizim haberimiz yok yani. 37. sorunun cevabı arkadaşlar Ceyhan. 38. sorumuzdayız. Bir düzgün altıgen takla attırılarak bu tarafa getirilmiş. Şu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2 kök 3 olana kadar bu işlem devam ettirilmiş. Altıgen sağ alt köşesi etrafında kaç kez devrilmiştir? Ben şimdi şuralara değer vereyim. 1, 1 diyeyim. 2, 2, 2, 2. Şunun uzun kenarı, uzun köşegeni bir kenarın 2 katıdır 4. Burası da 4 olacak ama burası 2. Şimdi şurası arkadaşlar kenarlara 2, 2 dediğimiz için 2 kök 3. Dolayısıyla bu yarıya böleceği için şurası kök 3 birim olacaktır. Yine aynı şekilde şu kenar 1, 1. Altıgenin dış açısı biliyorsunuz 60 derece. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı burası da kök 3 oldu. Şimdi şurası 2 kök 3. Burayı bilmiyoruz. Tanjant 2 kök 3 bölü şuraya x diyelim eşittir. Hatta x'si de var sola yatık olduğu için. Eksi 1 bölü 2 kök 3'e eşit olacakmış. X'in buradan 12 birim olduğunu görüyoruz. Yani şu uzunluk 12 birim arkadaşlar. 12 birim olduğuna göre 4, 2 daha aldı. Şuraya da 6 birim kalır. Şimdi bana kaç tur attığını, sağ alt köşe etrafında kaç kez devrildiğini soruyor. Şimdi ben şu noktadan başlayarak bu noktanın buraya geldiğini düşünerek kaç birim yol gitmiş onu bulmak istiyorum. Şurada bir birimlik bir yol var arkadaşlar. Şurada 4 birim, bir birim daha 5 birim. 4 artı 1, 5. 6 daha 11. 12 birimlik bir yol var. Şu noktadan şu noktaya kadar şurayı da çıkarırsak toplamda 10 birimlik bir yol var. Şurası 3, 6, 3 daha 9, bir de şurası 10 bakın. 1, 6 daha 7, şurası da 3 birim 10. Yani şu arada tam 10 birimlik bir yol var. Bunun her adımı kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Yani bir tane dönmesi 2 birim. Onu 2'ye böldüğümüzde kaç kez dönmüş demektir? 5 kez. Tekrar ediyorum. Şuradan bölerseniz bir birimi çıkaracaksınız. Şunun tamamı 4 olduğu için buraya 3 kalır. Şurası 6 birim, 9. Bir de şurada minik bir kısım var. 1, 10 birim. 39. sorumuza geldik. Çok şükür. Çok şükür. Şimdi 39. sorumuzda arkadaşlar bir koni ters çevirmiş. 2TB, 3AB. Burası 3K, burası 2K. Şimdi ben burada bir
Benzerlik yapıyorum tepe noktasından. 3 bölü 5 benzerlik oranı çıkıyor. Bize hacimlerle ilgili bir soru sormuş. Diyor ki su seviyesi B seviyesine kadar 27 dakikada doluyorsa şu üstteki kısım kaç dakikada dolar? Benzerlik oranı 3 bölü 5'miş. Hacimlerin oranı V oranı 27 bölü 125'dir. Yani şurası 27 V ise tamamı 125 V. 125 V'den 27 V'yi çıkarsak 98 V. Şimdi 27 V 27 dakikada dolmuş. Şimdi geliyoruz uzman sorusuna. 27 V 27 dakikada dolarsa 98 V kaç dakikada dolar? 98. 39. sorumuzun cevabı arkadaşlar Edirne. 40. sorumuzdayız. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde D doğrusu O merkezi çemberi A'ya B'de T etmiş. Ve bana bu doğrunun A'yı kestiği noktayı soruyor. Ben şimdi şöyle bir şey çekersem, yarıçap TT diktir sayın arkadaşlarım. Şuradan bir dik indirirsem, bunun X'i A, Y'si kaç? B. Öklit yapalım, dikten dik indirmiş. Şuraya K diyelim. B kare eşittir K çarpı A'dan. Şurası ne oldu? B kare bölü A. Peki bu doğrunun eğimi ne oldu? Eğim Y bölü X, B bölü B kare bölü A ama üstelik de eksi. Neden? Sola yatık. B'lerden birer tanesi sadeleşirse eğim eksi A bölü B. Şimdi üzerindeki bir nokta da belli. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Y eksi Y1, eğim çarpı X eksi X1, Y eksi B, eksi A bölü B, X eksi A. A noktasının absisi diyor. Yani x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 yazmalıyız sayın arkadaşlar. Bu b'yi buraya çarpım olarak attım. Eksi b kare oldu. Eşittir. Burayı dağıtırsam eksi ax artı a kare oldu. A eksi bu tarafa atalım. A kare artı b kare. X eşittir a kare artı b kare bölü a oldu. Dolayısıyla 40. sorumuzun cevabı da Adana. Arkadaşlar böylece bu deneme sınav serimizi bitirdik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.